1970 yılında İstanbul'da sütçülüğe başladım. Ondan sonra baktım Bakü'de bir ayakkabıcı Nevşehir'de ustam vardı. Onun yanına çırak olarak girdim. 3 sene orada çalıştım. Ondan sonra Gedikpaşa'ya gittim. Esas bu ayakkabının yeri. Orada ilk işe başladığım zaman ilk önce yere düşen çivileri topluyordum. Onları doğratıp tekrar kullanıyordum. Çünkü 70 yıllarında o zaman fazla dışarıdan çivi yoktu. Çok kıymetliydi. 85'e kadar İstanbul'da kaldım. 85'te buraya Arık Caddesi'ne, Antalya'sına buraya geldim. Bu dükkanı aldım. Yarım asırdan beri, 53 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Önemli devam bir iş her zaman iyidir. Para bulunur ama iş bulunmaz. Kardeşim, eğer seviyorsan her işi yaparsın. Önce bir şu işi seveceksin. Eğer seversen o iş olur, sevmezsen o iş olmaz. Ondan sonra bir daha sabır edeceksin. Sekizde dükkanıma geliyorum. Sabah 8, akşam 8. Günümüz hep böyle geçiyor. Mesela ben bir günde 8 çift ayakkabı yaparım. 6 lastik olsa bir günde 16 çift yapıyordum İstanbul'da kadar. Daha burada tamirle uğraşımız için fazla ayakkabı yapmıyoruz. Gelen sipariş olursa, mesela bazı ayağı pırlatmam oluyor, bir ayağı 3 santim, bir ayağı 7 santim, onlara özel ayakkabı yapıyorsun. Bak şimdi şu adamın, müşterinin ayağına ayakkabı olmuyor. Bunu şimdi kalıba koyuyoruz, bu bir numara, bir buçuk numara büyüyor. Yarına kadar beklesin bu adamın ayağına rahatça olur kardeşim. Buna bir de badem yağı sürüyoruz, yeri yumuşuyor. Kardeşim şimdiki yeni nesiller hiç pek ayakkabı şeyini bilmiyor, sağlığı bilmiyor. Hep gidiyor nerede bir muşamba, spor bilmem ne, zaten onun hepsi suni deri olduğu için sağlığa zararlı. Esas gerçek ayakkabı hakiki deri olacak, gerçek köse olacak, altı üstü her yer deri olacak. O hava alır, ayağı terletmez, koku yapmaz, sağlıklıdır. Mesela eskiden atalarımız mesela ne giyerdi? Çarık giyerdi. Onlar ne kadar sağlıklı? Hiç doktor biliyor musun? Bilmezdi. Ama şimdi git. Her yer hepsi hasta.